بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين امام نبيي حضراتlerinin Riyazus Salihin isimli hadis kitabından niyetin önemiyle ilgili hadis-i şerifleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün 6. hadis-i şerifi okuyacağız. Hafız Salih kardeşimizden 6. hadis-i şerifin metnini teberrüken dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابي يزيد مع عن ابن يزيد ابن الاخنس رضي الله عنه قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فبضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Leke ma neveyte ya yezid ve leke ma akhazte ya ma'ud. Ravahül Bukhariyü. Salaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin Türkçe açıklamasını da okuyalım. Ebu Yezid Ma'an İbni Yezid İbni Aknes radıyallahu anhum şöyle dedi. Babam Yezid sadaka vermek üzere yanına birkaç dinar aldı ve onları mescidin i oturan birinin yanına koydu. Ben mescide uğrayarak paraları aldım ve babama götürdüm. Babam vallahi ben onları sen alasın diye bırakmamıştım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek durumu arz ettim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yezid sen niyet ettiğin sadaka sevabını kazandın. Ma'am aldığın para da senindir. Bukhari. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niyetle ilgili hadisi şeriflerden okuyoruz. Müslüman niyet ederek neler kazanabiliyor? Niyet etmeden de ne işleri boşuna yapmış olabiliyor? Bunu öğreniyoruz. Bu hadisi şerife açıklamasına geçmeden önce Hazreti Man Ma radıyallahu anh ile ilgili bir ayrıntıyı özellikle hatırlamamızda yarar görüyorum. Bu hadisi bize rivayet eden Hz. Ma'an İbni Yezid radıyallahu anh hadisi şerif rivayet ettiğine göre sahabidir. Babası da sahabi, dedesi de sahabi. Çok nadir baba, dede, torun üç nesil bir arada sahabi olmayı Allah çok insana nasip etmemiş. Bu mübarek zat Allah üçünden de razı olsun. Ne mübarek, ne bereketli bir aileymişler ki dede sahabi, baba sahabi, torun sahabi. Elhamdülillah. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ men مَنْ Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir ihsadır herkese nasip olmuyor. Bu hadisi şerifte kısaca olay ne? Bir sahabi gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde sadakaların konduğu bir yer var. Gidiyor oraya sadakasını koyuyor. Oğlu da sadaka almaya müstehak görüyor kendisini. Mescide gidiyor. Sadaka konan yerden kendisine sadaka alıyor. Alıyor. Getirip babasına bu sadakayı mescitten aldım diyor. Babası da mescide koymuş olduğu sadakayı, paraları tanıyor. E bunları ben mescide koydum. Niye sen bunları aldın geldin diyor. Bunun üzerine şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Baba sadaka vermiş, oğlu da sadakayı almış. Baba endişeleniyor. Mescide sadakayı koyup gitmek kadar doğal bir iş yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu sorunu iletiyor. Çok tabii bir şekilde. Ben mescide sadaka koydum. Oğlum sadakayı aldı geldi. Endişe nerede? Oğlu ona ait sadakayı alınca sadakasının heba olduğundan korkuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meselenin endişelenecek bir yönü olmadığını söylüyor. Senin verdiğin sadaka sevabı senindir diyor. Bu aldığın sadaka da sana helaldir buyuruyor. Ve böylece mesele bitmiş oluyor. İmam Bukhari'nin rivayetinden bu hadisi şerifi bu şekilde biz okumuş oluyoruz. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu son uyarısını görüyoruz. Hani baba mescide sadakasını koyuyor. Oğlu gidiyor o sadakayı muhtaç olduğu için alıyor ama haberi yok. Babasının koyduğundan haberi yok. Alıyor. Baba endişeleniyor. Benim sadakam gitti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yezid, sen niyet ettiğin sadaka sevabını kazandın. Man, aldığın para da senindir buyuruyor. Böylece babanın üzülmesine gerek yok. Oğlunun üzülmesine gerek yok. Ne sayesinde? Niyet sayesinde. Niyet sayesinde. Oğlu o sadakayı oradan alırken art bir niyet taşımıyordu. Baba oraya koyarken gelsin oğlum alsın diye taşımıyordu. Öyle bir niyetleri yoktu. İkisinin de niyeti sahihti. İkisine de yaptığı iş mübah oldu. Birini vebal altına sokmadı. Öbürünün sadaka sevabından bir sıkıntı çıkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğiyle bu böyle anlaşılmış oldu. Bize de yönelik olarak bir sürü hüküm bıraktı. Bizi de bir sürü meseleye irşad etmiş oldu. ...bu Hazreti Ma'an radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisi şerif. Şimdi... ...şey mi soracaksınız? Buyurun. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi hadis-i şerifimizde... ...Ma'an radıyallahu anh'ın... Radıyallahu anh. ...sadaka alacak kadar muhtaç durumda olduğunu okuduk. Evet. Yezid radıyallahu anh'ın ise, Ma'an'ın babasının... ...sadaka verecek kadar... Yani durumun iyi olduğunu okuduk, zengin biri olduğunu. Evet. Ee, babası zengin olan bir insan, yani kendisi nasıl fakir olabilir hocam? Çok doğal, fakir. Yani bir baba zengin diye oğlu da zengin olması gerekmiyor. Bunun tersi de olabilir. Evlat zengin, baba fakir olabilir. Bir ailede nasıl herkes? Namazını kendisi için ve müstakil kılıyor, orucunu kendisi tutuyor, haccı kendisi yapıyor. Yani kimse kimsenin ibaretine karışmıyor. Bir baba sadaka ile mükellef olacak kadar zengin olur, o kendi hesabıdır, kendi çalışmıştır. Evladı henüz o bütçeyi oluşturamamıştır. Bir babanın zengin olması, oğlunun da zengin olmasını gerektirmiyor. Dinen de gerektirmiyor, akıl da zaten bunu mecburi yani illa böyle olacak diye bir şart koşmuyor. Her halükarda bir ailede mesela bundan daha enteresanı bir ailenin hanımı çok zengin, eşi fakir olabilir. Kocası fakir olabilir. Yani bunu ilk etapta bizim zihnimiz hep erkek zengin olur, hanım fakir olur ya da hanım işte en az onun kadar zengin olur gibi bir anlayış var ama doğru değil. Kime Allah mal verdiyse o zengindir. Kime de vermediyse de fakirdir. Bu nedenle Hazreti Ma'nın fakirliği veya zenginliği, Hazreti Yezid'in fakirliği veya zenginliği ile ilgili bir olay değil. Herkesin bütçesi kendine ait, hesabı kendine ait. Böyle görmek, böyle düşünmek durumundayız. Tekrar hadisi şerifimize dönebiliriz. Evet bu soru önemliydi. Şimdi hadis şerifin konusu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeyiz. Asr-ı saadetin ilk yıllarındayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mescidi, namaz kılınan bir yer, namazgah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi ve Medine'den sonra büyüyen toprak başkasının idare ettiği merkez idare üssü. Evlenmelerin, boşanmaların yapıldığı yer. Buluşmaların yapıldığı yer. Mescit o gün her şey ve her yer. Şimdi burada bu her şey ve her yere bir açık örnek görüyoruz. Maliye Müdürlüğü de mescitmiş demek ki. Bu müdürlük içinde böyle bir oda çevrilmiş. İşte oraya nöbetçi konmuş öyle bir yerde değil. Bir sürü direkler var. Hurma ağaçlarından direkler yapılmış. O direklerden bir tanesine tembih edilmiş. Sadakasını getiren buraya koysun. Sadaka verecek durumda olduğunu gören müminler, sahabiler getiriyorlar. O direğin dibine sadakalarını koyuyorlar. Ne kadar tabii. Ne kadar hoş bir şey. Sonra öbür sahabi geliyor. Orada bir görevli var. O görevli o sadakaları topluyor. Geliyor, sadakaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. O da oradan ihtiyacı kadar sadaka alıp gidiyor. Bir direk göstermişler hurma ağacından bir direk. O direğe kimi sadaka koyuyor, kimi de sadakasını alıp gidiyor. Hayat ne kadar tabii, ne kadar hoş. Kayıt, sıra, al, koçan nerede, makbuz nerede, faturalar nerede, böyle bir şey yok. Ama sakın şöyle anlamayalım. Mescid zaten 15-20 kişinin namaz kıldığı bir yer. Herkes birbirini tanıyor, öyle şey değil. Yani burada, e, mesela Uhud Savaşı yıllarında, 3. yılda bu olayın olduğunu varsayarsak Medine'nin nüfusu 5000 civarındaydı o zamanlar. Medine herhangi bir köy gibi değil. Sadece 500 civarında muhacir hicret etmişti Medine'ye. Bu 500 kişilik bir aile 500 aile demek hemen hemen. E Medine kalabalık bir de bu yıllarda yani hicretin 4. 5. senesine kadar Yabancılar, Yahudiler de var Medine'de. Medine büyük bir şehir. Bu büyük şehirde henüz tamamen oluşmamış, kuralları tamamen oluşmamış. Henüz emniyet sistemi kurulmamış, ordusu netleşmemiş, iç güvenlik sistemi kurulmamış bir şehir olduğu halde mescitte duvarı yok mescidin, kapısı yok. Hurma ağaçlarından direkler yapılmış. O direklerin arasına da hurma lifleri, güneş vurmasın diye fazla gölgelik olarak konmuş. Mestit denen şey bu. İnsanlar parasını, değeri olan, sadaka olarak verilebilecek olan şeylerini, gösterilen bir direğin kenarına koyuyorlar. Orada da bir sahabi, bunları bekliyor. Gelen alsın. İhtiyacı olan alsın ihtiyaç fazlası olan da getirsin diye. Bu hayatın tabiliğini ve sadeliğini gösteriyor. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir talimatıyla bir sürü deneme yapılmadan, talimatlar ardarda anons edilmeden bir talimatla sadakası olan buraya getirsin dendi o kadar. Çoğunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadılar zaten. Bilal radıyallahu anh kalktı dedi ki sadakası olan buraya getirecek dedi. Tamam Resulullah'ın müezzini dediyse getirip oraya koydular. Hayat sade. Bürokrasisi yok. Tereddütler, sıkıntılar yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan samimi bağlılıkları, itaatlerinde, eylemlerinde de beraberinde bir samimiyet getirmiş ashab-ı kirama. Allah onlardan razı olsun. İşte Burada canlı bir örneğini görüyoruz. Mescitte bir sahabi getirip sadakalarını bırakıyor. Öbür sahabi de onun oğlu olduğu halde geliyor o sadakayı alıp götürüyor. Baba evde sadakayı tanıyor ama nasıl tanıyor? Nasıl tanıyor? Hazreti Ma'an radıyallahu an) oradan gidip sadaka aldığına göre çocuk yaşta değildi demek ki. Yani mükellef çağdaydı. Kendisi de bir aile oluşturacak çağ. Buna çocuk sadakası vermemişler oradan. Aile geçindirecek bütçeden almış. Ama götürüyor babasına ben sadaka aldım diye babasına veriyor onu. Bu neyi gösteriyor? Aile içerisinde çocuğun kendisini babaya nasıl teslim ettiğini, eline geçeni babaya vermeyi nasıl bir görev bildiğini gösteriyor. Alıp cebine koysaydı ona helaldi zaten. Harcayabilirdi de. Bu sayede Hz. Yezid babası oğlunun kendi bıraktığı dinarları aldığını anlamış oldu. Dinar o zamanki altın madeninden işlenmiş paraya verilen bir isim. Daha çok Bizans'tan yani Roma kökenli bir e, uygulama olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında uygulandı. İlk para ta e, Emevilerin orta dönemlerine kadar hep dışarıdan getirilen altın ve gümüş üzerinden yürütülü, yürütülüyordu. Ekonomi altın ve gümüşle yürütülüyordu. Altın paraya dinar, gümüş paraya da dirhem deniyordu. Hazreti Yezid dinar götürüp bırakmış... Bu dinarlar efendim. Ee, baba ve oğul arasındaki sadaka bağı nedir? Ha güzel. Şimdi burada bu Hazreti Maan, Hazreti Yezid Radiyallahu anhuma'nın sadaka ilişkisi bizi zekat dünyasına götürüyor. O dönemde zekatın farz olduğu dönemse eğer Zaten değilse normal bir sadakaydı bu. Zekatın farz olduğu bir dönemse çünkü net bir tarih bilmiyoruz bununla ilgili. Eğer zekatsa bu zekatı zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin görevlileri topluyorlardı. Böyle zekatı götürüp insanlar zabıtsız olarak götürüp bırakmıyorlardı. Zekat daha sonraki dönemlerde serbest verilen sadakalardan oldu sadaka gibi işlem gördü. Yani ilk dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın dönemlerinde zekat halifenin yani İslam'ın e, devlet sorumlusunun talimatıyla ve onun kontrolünde toplanan bir ibadetti. Mükellefiyetti. Dolayısıyla Hazreti manın aldığı bu sadaka normal bizim cuma namazından çıkarken camide e, toplanan yardımlarda verdiğimiz para gibi bir sadaka bu eğer bu direkt zekat olsaydı ayrıntıya girmeden cevap verecek olursak bu mana helal olmayacaktı babanın zekatını oğluna vermesi helal değil zekat usul ve furu'a verildiğinde yani bir insan zekatını babasına, dedesine, ninelerine verdiğinde o zekat kabul değil. Aynı şekilde oğluna, torunlarına verdiğinde de helal değil. Yani zekat insanın usul ve furuğuna vermemesi gereken bir ibaret Müslümanın. Ama diğer sadakalar babanın oğula intikal ettirmesinde sakınca olmayan sadakalardır. Sadakayı, fıtrayı da bunun dışında tutmak zorunda olduğumuzu hatırlayarak bunu söylüyorum. Sadaka fıtr, sadakayı fıtra da yani Ramazan'ın sonunda verdiğimiz sadakada hariç bunun dışında genel olarak Müslümanın Allah rızası için sevap kazanmak için vermiş olduğu sadakalar oğluna da verebilir. Yeğenine de verebilir. Torununa da verebilir. Sadakalardır. Bir bu. Bir mesele daha var. O da önemli. Bilmemiz gerekiyor. Biz genelde sadakayı illa yetime, illa öğrenciye, illa dul kadına, illa karnı aç fakire verilecek bir hayır olarak görüyoruz. Elhak doğru. Elbette Yetimin kursağına lokma sokmak en güzel sadaka. Ancak çok önemli bir husus daha var. Bir Müslümanın kendi çocuklarına yedirdiği de sadaka olur. Ne sayesinde? Niyet sayesinde. Bir mümin kendi evladını besler, Allah onu sadaka kabul eder. Eğer Allah rızasını kastettiyse. Niyetin ...bir Müslüman'a neler kazandırabileceğini... ...göreceğimiz bir örnek bu. Yani insan... ...kendi oğluna da... ...sadaka verebilir. Kendi kızına sadaka verebilir. Kızının çeyizini hazırlarken... ...Allah rızasını kasteder... ...ve kızının çeyizini hazırlar. Ama zekattan değil. Ramazan fitresinde de değil. Normal... ...kızına... ...çeyiz zaten alacaktı. Şu kadar masraf edecekti. Bunu... Rabbim senin rızan için yapıyorum diye niyet ettiği zaman kendi kızının gönlünü alır, kendi kızına çeyiz yapmış olur veya oğluna filanca ihtiyacı almış olur. Lakin niyeti Allah'ın rızası olunca oğluna, kızına yapmış olduğu yatırım bile mümin için sadakaya dönüşebilir. Burada özellikle bugün bize lazım olan bir bilgi olarak tekrar toparlayayım bunu. Zekattan oğluna, kızına, babana, dedene, nene'ne vermek yok. Ramazan fitresini de bunun dışında tutuyoruz. Onun dışında mümin Allah rızası için bir yetime götürüp şu kadar sadaka verdiği gibi kendi çocuğuna da, kendi hanımına da hatta kendi hanımına da verdiği şeyden ecir kazanır. Bir sonraki hadisi şerifi okurken göreceğiz. Bir müminin hanımına götürüp bir lokma ikramda bulunması. Gelirken bunu senin için aldım. Buyur afiyet olsun demesini bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sadaka olarak görüyor. Onu bile Allah'ın razı olacağı, karşılığında sevap ve cennetini ihsan edeceği, lütfedeceği bir iş olarak görüyor. Yani camide camiye yardım yapıyorsun. Bu bir sadaka. Yetim bir çocuğa ayakkabı alıyorsun bir sadaka. Bir mümine çok ihtiyacı var diye evinin penceresine, kapısına, bacasına yardım ediyorsun. Sadaka kendi hanımına, kendi çocuğuna alıp yediriyorsun. Bir kilo meyve alıp eve getiriyorsun bir kilo meyveyi. Çocuklar poşeti açıp yiyorlar. Bunu da Allah sadaka olarak yazıyor. Bu hem Allahu Teala'nın rahmetinin büyüklüğünü gösteriyor hem de hayır kapılarının, sadaka kapılarının ne kadar geniş olduğunu, ne kadar çok Allahu Teala'nın bize koşacak yol gösterdiğini, hangisini becerebiliyorsan onu yap demeye getirdiğini bu hadis-i şerif sebebiyle bir kere daha anlamış oluyoruz. Soru mu soracaksınız? Buyurun. Hocam okuduğumuz hadis-i şerifte sahabinin sadakasını mescide götürdüğünü okuduk. Yani sadaka verme yerleri mescitler midir diye bir sorum olacak yani. Şimdi de mescitlerde sadaka toplanıyor. Yine cuma namazlarında Müslümanların kalabalık olduğu zamanlarda aman yardım edin Müslümanlar diye anons ediliyor ama şimdi mescitte Müslümanlar bir arada bulunduğu için bu yardım mescitte alınıyor veya Müslümanlardan camide bulundukları zamanda yardım etmeleri isteniyor. O zaman farklıydı. Mescit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatına kadar hatta ve hatta Hulefai Raşidin'in hemen hemen sonlarına kadar yani Hz. Ali Efendimizin zamanına kadar mescit her şeydi. Devlet merkezi. Yürütme organlarının, yürütme işlevinin bulunduğu yerdi mescit yağmur ihtiyacı var, kuraklık var. Bu mescitte dillendiriliyordu. Esnafa ait bir sıkıntı gelip mescitte konuşuluyordu. İlim mescitteydi. İbadet mescitteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitteydi. Ashab-ı kiram mescitteydi. Tartışmalar bile mescitte yapılıyordu. Sadakalar da mescide getiriliyordu. Hem mescidin azametinden dolayı. Bir. ikincisi mescit çok özellikle çok önemli tutuluyordu ve zaten de ilk ve tek yapıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduktan sonra ilk yapı mescittir. Onun vefatına kadar da son yapı da mescittir. Çok sonraları diğer idari merkez olarak diğer binalar yapıldı. Yani mescit ilkti, tekti, yeganeydi, en önemliydi, en değerliydi, en büyüktü. Mescit her şeydi. Bu yüzden sadakanın da mescide getirildiğini görüyoruz. Çünkü ashab-ı kiram zenginiyle, fakiriyle, ihtiyaçlı olanıyla, ihtiyaç olmayanıyla mescidi buluşma yeri olarak biliyorlardı. Mescit hayat demekti hem din demekti hem hayat demekti. Daha sonraki dönemlerde bizim günümüze gelinceye kadar mescit yine elhamdülillah hayat yeri olarak, kulluk yeri olarak kaldı ama Müslümanların bu tip işlerini göreceği farklı yerler oluştu. Elhamdülillah şimdi vakıflar ve vakıf gibi çalışan dernekler sayesinde Müslümanların sadaka verme ve sadaka bulma hizmetleri görülmüş oluyor. Şimdi bir durum değişikliği oldu şüphesiz. Ama her halükarda o günkü mescit çok daha büyük, çok daha değerli, çok daha kapsamlı, çok daha işlevi yüksekti. 24 saat açıktı. Herkese açıktı, her şeye açıktı. Ama şimdi biz mescit deyince sadece namaz yeri olarak hatırlıyoruz. Çünkü o diğer işlevleri yapacak binalarımız oldu, imkanlarımız oldu buluşacak bir sürü yerimiz oldu. Hadis-i şerifle ilgili e, bilmemiz gereken konulara kısa bir aradan sonra tekrar döneceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.